Bir yazar bir kitaptan herkese merhaba. Bugünkü ilk kitabımız Mine Söğüt'e ait olan Başkalarının Tanrısı. Mine Söğüt 1968 yılında İstanbul'da doğdu. Babası bir deniz subayı olan gazeteci yazar Mine Söğüt, orta öğrenimini Kadıköy Kız Lisesi'nde tamamladığı 1985 yılında babasını kaybetti. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi. Gazeteciliğe 1990 yılında Güneş Gazetesi'nde başladı. İnsan Hakları Servisi'nde muhabirlik yaptı. Güneş Gazetesi'nin kapanmasından sonra Tempo Dergisi ve Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde çalıştı. 1993 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada haber dalında mansiyon aldı. 1996 ile 2000 yılları arasında Haberci adlı televizyon belgeselinin metin yazarlığını yaptı. 1999 ile 2001 yıllarında Öküz dergisinde yazdığı yazılarla tanındı. Profesyonel gazeteciliği bırakan Söğüt, 2001-2005 yılları arasında Cihangir Postası adlı yerel bir gazetenin gönüllü editörlüğünü yaptı. Mine Söğüt'ün ilk kitabı Adalet Cimboz, Bir Yaşam Öyküsü Denemesi isimli biyografisidir. İlk romanı Beş Sevim Apartmanı, Rüya Tabirli Cin Peri Yalanlarından sonra Kırmızı Zaman adlı ikinci romanı ve Doğan Kardeş adlı kitabı yayınlandı. 2006 yılında Pınar Kür'le yaptığı Aşkın Sonu Cinayettir adlı söyleşi kitabı Everest yayınlarından çıktı. 2007 yılında 3. romanı Şahbaz'ın Harikulade Yılı 1979 yayınlandı. Karikatürist Bahadır Baruter ile evlidir. 7 Mayıs 2013'ten beri Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazısı yazmaktadır. Ve kitabın arka kapak yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Ne doğumumuz, ne ölümümüz, ne de doğumla ölüm arasında can çekişerek sürdürdüğümüz hayatlar bize ait. Başkalarının isteklerinden doğuyor, başkalarının istediği gibi yaşıyor ve başkaları yüzünden ölüyoruz. Bizim sandığımız hayat bizim değil, bizim sandığımız beden bizim değil. Karanlık geçmişi tuhaf olaylarla dolu, bacakları dizlerinden kesik yaşlı Efsun abla. Kim olduğunu hatırlamayan, hafızasını yitirmiş Adnan abi. Sokaklarda para kazanan toksikoman Hülya. Bir sabah uyanıp düzenini, evini, ailesini, işini terk ederek sokaklardaki tekinsiz hayata karışan, kafası karışık şair Musa. Ve çöpte bulunmuş bir bebek, Matruşka. Her biri kendi zor sorularıyla baş etmeye çalışan ve kucaklarındaki kimsesiz bebekler şehrin sokaklarında kendilerine barınacak bir delik arayan bu dört insan, bilinmeze doğru sürüklenen hayatlarıyla en sert gerçeklere işaret eden uçurumların kıyısında dolanıyor. Onlar her şeye karşı ayakta kalmakta inat edip, şehri kuranların ve yıkanların kimliğini sorgularken, okuru da kendi kimliğiyle yüzleştiren sorular denizine açılmaya davet ediyor. Başkalarının Tanrısı'yla Mine Söğüt, biri bebek, beş sokak insanının yarı hayal, yarı gerçekçi hikayesiyle yanından geçip gittiğimiz ve görmezden geldiğimiz insanların Tanrısı'na, dolayısıyla da sözüm ona medeniyetimizin temellerine dair acımasız bir sorgulamaya girişiyor, diyor kitabın arka kapak yazısında. Ve kitabın 20. sayfasından başlayarak kitaptan bir alıntı yapıyoruz. Adnan abi Efsun ablayla bizim hallerimize gülüyor. Bakma bu bacaksıza, diyor. Sen beni dinle evlat. Kim olduğumu bilmiyorum ama şiir nedir hatırlıyorum. Kutsal kelimelerdir şiir. At elinden o kağıdı kalemi. Hiçbirini yazma. Hep mırıldan. Hepsini kaybet. Unut gitsin. Fark etmez. Bir kez ağzından çıkmaları, hatta sadece aklından geçmeleri bile yeter. Bırak yazma istersen. Onlar ruhundan çıkar, havaya karışırlar, yere tutunurlar, denize düşerler, tuza bulanırlar. Sonra da muhakkak biri bulur onları, duyar bir şekil. Bak şu koca şehrin uğultusuna, sadece arabalar, insanlar, fabrikalar, hayvan sesleri değildir bu devasa uğultuyu yaratan. Şiir vardır uğultunun içinde, şiir.
Kim olduğunu bilmeyen ama her nasılsa şiirin ne olduğunu bilen Adnan abi, iştahla Ulu'nun inşa koşullarını anlatıyor bana. Bu şehir herkes uyurken sokaklar bambaşken bile Ulu'da. Neden bilir misin? Çünkü burada, bu şehirde senin gibi yazdıkları hiç basılmamış, yığınla kayıp şair yaşamış ve ölmüştür. Ayıplasan kelimeleri o Ulu'dan hep şiir çıkar. Onların bölük pörçük cümleleri şu soluduğun havada dolaşıyor. O yüzden şehri içine çeken şiirle dolar. En pis havasında bile bu şehrin şiir var. Yaşamı sevmek ve hep bir şeyler gebelemek için bu bile yeter adama. Yetmez Adnan abi. Şaire hiçbir şey yetmez. Ne senin şu benden daha şair sözlerin yeter bana, ne de Ersun Adnan'ın hoyrat sevgisi. Her şey tam ve bir şey hep eksik. Çıkamıyorum işin içinden. Çıkamıyorum bu şehirden, bu ölümden. Öfkeli şair soyu diye bir laf var Latince'de. Genus irritabile vatum diyorlar benim gibilere. Derdi bitmeyen ve bitmeyen dertlere öfkelenen şairlerin dilin hassasiyetine vurulmuş bir damga. Ensemde. Tam ensemde var ondan. Rüzgar enseme değdikçe sızlıyor o damga. Ta Latin'den beri, Fatih'ten çok çok önceleri diyor kitabın 20. sayfasında. Mine Söğüt'ün Başkalarının Tanrısı isimli kitabında. Kitabın yazarı Bahadır Yenişehirlioğlu. Kitabın ismi Derviş. Kitap Timaş Yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Ve kitabın tanıtım yazısı. Fatih Sultan Mehmet, Midilli'yi fethedeli uzun yıllar olmamıştı. Türkleri kendilerine en büyük tehdit olarak gören Rodos şövalyeleri mazlumlara zulmetmeye devam ediyordu. İşte bu şövalyelerin önderliğinde zenginliğin ve gücün merkezi Akdeniz'i ele geçirmeye ant içmiş yeni bir Haçlı ittifakı Türk varlığını mavi sulardan silmeye kararlıydı. Fatih'in yiğit askerlerinden Yakup Ağa'nın ele avuca sığmayan Yaman oğlu Hızır bu ittifaka karşı vatanını müdafaa etmek istiyordu ama nasıl? İşlenmeyi bekleyen cevher misali, Hızır'ın ona yol gösterecek bir rehbere ihtiyacı vardı. Bu cevheri işleyecek olansa kim olduğu ve nereden geldiği bilinmeyen gizemli dervişti. Ulvi bir amaç peşinde tarihi de değiştirecek bir sırra vakıftı ve bu sırrı sahibine aktaracağı günü beklemekteydi. Peki Hızır ile dervişin yolları nasıl kesişecek? Hızır, sırrın sahibi olmaya mahir olduğunu gösterebilecek mi? Derviş gerçekte kim? Cem Sultan'ın mirası Hızır'ın ve dervişin kaderinde nasıl bir rol oynayacak? Kitapları ve oyunculuğuyla Türkiye'de ve dünyada büyük ilgiyle takip edilen Bahadır Yenişehirlioğlu, dervişte ustalıkla bir kurgu ve etkileyici bir üslupla bambaşka bir tarih anlatısı sunuyor. Kitabın yazarı Ümit İnatçı. Kitabın ismi Parçalı Yazılar. Kitap Ümit İnatçı Sanat Merkezi tarafından okurla buluşturuldu. Ve kitabın arka kapak yazısı. Bu kitaptaki metinler sosyal medyada serpiştirilen yazılardan ve tartışmalardan ortaya çıktı. Anlık olsun, kısacık bir zaman diliminde düşünülmüş olsun, tepkisellik ve yorumlama arasında bir karaktere sahip olan bu yazılar, aceleci olsalar da kendilik belirtisi olarak bir içtenlik taşırlar. Her tümcede, her anlamda ve her tepkide kendimi aradım aslında. Günümüzün yazılı kültürüne anlık iletişim olanağı tanıyan sosyal medya elbette ki kendi içinde önlenemez bir taşkınlık potansiyeli de taşıyor.
Sosyal medyanın oynak zaman ortamında bir ileri bir geri giderek abartılmış ya da unutulmuş iletilerin yeniden dolaşıma sokulması bir hatırlama, hatırlatma ihtiyacından doğmuyor, daha fazla ısrarlı bir fark edilme ihtiyacından kaynaklanır. Bir diğer kitabımız ise Serpil Yalçın'a ait olan Yasaklı. ...1955 Lefkoşa doğumlu Serpil Yalçın, 1985 yılında adım attığı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda mikrofon ve kamera ile tanışmış, yayın anonserliği, program yapım ve sunuculuğu, haber spikerliği yapmış, kurumun çeşitli birimlerinde hizmet vermiştir. Yazar şair, 1999 yılında ilk eseri olan Bir Senaryodan Kesitler isimli şiir kitabıyla yayım hayatına başlamış olup, ülkesinde yaşanmış biyografi tarzında romanlar üretmeye devam etmektedir. Ve kitabın 15. sayfasından başlayarak kitaptan bir alıntı yapıyoruz. Baharlarda bir başka tazelenirdir o. İlkbahar doğanın uyanışa geçiş dönemi. İnsanın ruhunun tazelenmesine vesile olan mevsim, uyanış. Bir başka uyanış. Uykuya yatan doğanın uyanışı. İnsanoğlunun tazelenişi. Bundandır benim çiçeklere ve yeşile olan tutkum diye geçirdiği içinden. Doğadaki her hareket bir aşkı tetikliyordu sanki ve sevme isteğinin daha da güçlenmesine vesile oluyordu. Sevmeyi seviyordu ve bu duygu onun ruhundaki, maneviyatındaki yücelikti. Her şeyde sevgiyi bulabilmek, mutlanmak, yaprakların yere süzülüşünde duyduğu mutluluğun, rüzgarla ruhunun valsi olduğu idrakiyle içinin hopladığı olurdu. Yere düşen bakır rengi yapraklardan oluşmuş halılarda yürümek bir başka lütuftu. Her mevsimde farklı lezzetler yaşamak mucizevi bir ikramdı. Bunun bilincinde şükretmeyi bilmek bir başka erdem. Mutlanmayı becerebilmek nasıl bir hediyeydi? Evet, kendisi seviyordu güzel olan her şeyi. En çok da sevmeyi. Çocukluğuna daldı sonra. Çocukluğundaki ve içindeki bulunduğu dönemdeki anılarını birleştirdi. Köy çeşmesindeki havuzun çevresinde uçuşan rengarenk kelebekler geldi aklına. O helikoptercilerin omuzlarına konup konup kendisini selamladıkları, etrafta uçuştukları an geldi, gülümsedi. Gülümsediğinin farkına vardı, toparlandı, bir tür uyanışa geçti. Bardağından bir yudum daha alacaktı ki bittiğini fark etti. Zaten soğumasından anladıydım biteceğini, dedi. Bardağı masaya bıraktı, şarkılar ardı ardına geliyor, ruhuna bir tür terapi sunuyordu. Dinlenme ihtiyacı duyup sıcacık yatağına süzüldü. Boğulu camdan yansıyan ağaçların rakısına dalıp gitti, diyor kitabın 15. sayfasında Serpil Yalçın'ın Yasaklı isimli kitabında. Böylece hem kitabımızı hem de programımızı tamamlamış olduk. Yeniden birlikte olmak ümidiyle kitapsız kalmayın diyoruz. Hoşça kalın.